dökerken falan şey yapıyorlar. Hı? Time Ali. Değerli arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Burada şu anda bir kampanya başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamızın sloganı Erzincan yabana can, yani yaban hayvanlarına ve sokak hayvanlarına can vermek, onları beslemek manasında bir kampanya. Kampanya buradan başlatıyoruz. Daha önce tabii bu yem beme ve besleme çalışmaları başladı ama bugün resmen başlatıyoruz. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım, yurt genelinde olduğu gibi İlimizde de olumsuz hava şartları tabiatı olumsuz etkiliyor. Valilik olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı ara vermeden devam ediyoruz. Yöneticiler ve insanlar çevrelerindeki insanlara karşı sorumlu oldukları kadar doğaya karşı da sorumlu olmak zorundalar. Ve sorumlu davranmak zorundalar. Bizi gerçekten iyi insan yapan olgu, dünyadaki bütün yaratılmışlara karşı sorumlu davranabilmektir. Bu sorumluluk hepimizin söz konusu. Sadece yöneticiler için değil, tüm insanlar için söz konusu. Günümüz dünyasında insanoğlu kendi ihtiyaçları doğrultusunda doğaya zarar vermekte ve birçok canlının yaşam alanını kısıtlamaktadır. Bundan dolayı özellikle sokak hayvanları soğuk kış günlerinde insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda yaban hayvanları da bu soğuk kış günlerinde insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Yüce dinimizin sevgili peygamberi diyor ki, merhamet eden Allah da merhamet eder. Siz diyor yeryüzündekilere merhamet ederseniz gökyüzündekiler size de merhamet eder. İşte bu şuurla soğuk kış günlerinde kuşları beslemek için özel vakıflar kuran ecdadımızın torunları olarak bizler de birlikte yaşadığımız canlılara karşı sorumlu ve duyarlı davranmalıyız. Bu merhamet duygusu vatandaşlarımıza yansırsa doğayla daha barışık ve huzurlu toplum oluruz. Sevgi ve merhamet iklimi bu soğuk havaları ısıtır ve cennete çevirir. Sadece doğaya karşı değil, çevremizdeki tüm canlılara muhabbetle yaklaşırsak bizden sonraki nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmış oluruz. Dürüstlük adaletin sembolü olan Hazreti Ömer'in dediği gibi Dicle kenarında bir koyunu kurt kapsa adli ilahi Ömer'den sorar onu diyor. Biz de bu anlayışla vatandaşlarımızdan olduğu kadar doğadaki tüm canlılardan da sorumluyuz. İşte bu yüzden yem ve su ihtiyaçları karşılanamayan hayvanlarımıza yardım etmek için buradayız. Bu hepimiz için insanlık borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın ve sokak ve yaban hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek ve su bırakmalarını bekliyoruz. Ve vatandaşlara böyle bir çağrı yapıyorum. Yani hemşehrilerime ve tüm Erzincanlılara böyle bir çağrı yapıyorum. Bu kampanyayı başlatıyoruz. Ve bu kampanyanın
bu aşamaya gelmesinde emeğe geçen yakın çalışma arkadaşlarıma, Orman Su İşleri amir memurlarına, emeğe geçen herkese ve sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.